Merhaba arkadaşlar. Alan eğitimi için 9. ve son testimizdeyiz. 9 tane test toplam 270 tane soru çözmüş olacağız bu testle birlikte. Umarım faydalı oluyordur. Evet başlayalım isterseniz. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri 2018 yılında yayınlanan biyoloji ders öğretim programının temel hedeflerindendir? Hayat boyu bilim öğrenme istekli bireyler yetiştirmek bu vardır bilimle ilgili tartışmalara etkin olarak katılabilen bireyler yetiştirmek, bu da vardır. Günlük hayatta karşılaşacakları bilimsel bilgi ve uygulamaların bilinçli tüketicisi olan bireyler yetiştirmek, bu da vardır arkadaşlar. Hepsi vardır, eşlik olur. 2. Bilgiye erişim ve bilginin değerlendirilmesi, saklanması, üretimi, sunulması ve alışverişi için bilgisayarların kullanılması, ayrıca internet aracılığıyla ortak ağlara katılım sağlanması ve iletişim kurulması gibi temel beceriler yoluyla desteklenmektedir. Açıklaması verilen Açıklaması aşağıda verilen 2018 Biyoloji Dersi Öğretim Programı hangi anahtar yetkinliğe aittir? Öğrenmeyi öğrenme, dijital yetkinlik, matematiksel, sosyal ve vatandaşlıkla ilgili kü e kültürel farkındalık ve ifade hangisi olacak arkadaşlar? Tabii ki dijital yetkinlik olacak. Üçüncü sorumuz. Kalıtımın genel ilkeleri ünitesi ile ilgili olarak aşağıda verilen kavramlardan hangisinin öğrencilere verilmesi yeni yayınlanmış öğretim programının yapısına uygun düşmez. Dihibrit, monohibrit veriyoruz arkadaşlar Rekombinasyon biyolojik çeşitlilik veriyoruz ama platropizm yoktur yeni öğretim programında. Genelin dördüncü sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi insanda üreme sisteminin yapısını ve işleyişini açıklar? Sağlığının korunmasında çıkarımlarda bulunur kazanımına ulaşmak için içerik bakımından uygun bir etkinlik değildir. Dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşumunu incelenir. Olur değil mi? Aile planlamasının önemi tartışılır. Crossing over ve genetik rekombinasyonun biyolojik çeşitliliğe katkısı araştırılır. Menstrual döngüyü düzenleyen hormonlar grafiklerle ifade edilir. AIDS, hepatit ve frengi gibi hastalıklar tartışılır. Burada hangisi olmaz arkadaşlar? Tabii ki C şıkkı. Neden? Çünkü crossing over ve genetik rekombi rekombinasyon mayoz bölünmede tartışılan bir konudur. Dolayısıyla üreme sistemi ile bilgisi yoktur. Beşinci soru. Biyoloji öğretim programının kazanımlarına ulaşılırken verilmesi gereken içerikle ilgili bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir içerik sınırlaması değildir? Robert Hooke ve Lovin Hooke'un mikroskop ve hücre ile ilgili yaptığı çalışmalar araştırılır. Bu bir sınırlama değil gibi dursun bakalım. Su, mineral, asit, baz ve tuzların ayrıntılı kimyasal yapıları verilmez. Evet, bu sınırlama. Tohumsuz bitkiler, karayosunları ve eğreltotları ile sınırlandırılır. Bu da sınırlama. Omurgasız hayvanlar, böcekler ve solucanlarla sınırlandırılır. Evet. Dış döllenme ve iç döllenme konusu verilmez. Sınırlama ama aşık bir sınırlama değil. Altıncı soru Biyoloji konularıyla ilgili aşağıdaki kazanım ifadelerinden hangisi diğerlerinden daha alt düzeyde bir bilişsel beceri seviyesiyle ilgilidir? Jeolojik zamanlar boyunca canlı çeşitliliğindeki önemli değişimlerin nedenini sorgular. Bazı canlı türlerinin neslinin tehlikede olmasını insan faktörüyle ilişkilendirerek tartışır. Popülasyon dinamikine etki eden faktörleri analiz eder hayatın ortaya çıkışı ile ilgili görüşleri özetler, genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının sağlık ve ekonomiye katkılarını irdeler. Hangisi daha altı arkadaşlar? Tabii ki bakın özetleme direkt hazır bilgiyi ne yapacak? Özetleyecek daha alt seviye olur. Yedinci soru. Biyoloji dersi kapsamında öğrenciler farklı zamanlarda aşağıdaki etkinlikleri yapmışlardır. Bu etkinlikler öğrencilerin sorgulama becerilerinin düzey bakımından en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralamasını istemiş. Çimlenme deneyi yaparak çimlenmiş bir tohum üzerinde başlayacak kısımları göstermiştir. Dünya ve ülkemiz nüfusunun hızla artmasını grafikler üzerinden analiz etmişler ve olası sonuçları tartışmışlardır. Bir kere bakın 2 numara en üst düzeydir arkadaşlar. 2 en üst düzey. Birinci sırada bu olacak. Bitkisel parazitlere örnekler vermişlerdir. Tabii ki bu da daha alt düzey olacak arkadaşlar. Bir dakika çimlenme deneyi yaparak çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımları göstermişlerdir. Bitkisel parazitlere kendisi örnek veriyor. Bitkisel parazite kendisi örnek verdiği için ikinci sırada bu olur. Arkadaşlar çimlenme deneyi yaparak sonuçta çimlenme deneyi belli. Çimlenmiş bir tohum üzerinde başlıca kısımları gösteriyor. Bu bilgi düzeyindedir. Dolayısıyla 2-3-1 şeklinde olur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 8. soru. Aşağıdaki etkinliklerin hangisinde performans değerlendirme kullanılması uygun değildir? Bitki ve hayvan hücrelerinin modellerini yapma, sıcaklığın bitki çimlenmesine olan etkisini gösteren bir deney tasarlama, prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki benzerlik ve farklılıkları listeleme, Tarımsal ilaçların biyolojik birikimi ve bu birikimin canlılar ve insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerini araştırarak bir rapor hazırlama. Popülasyon, komite ve ekosistem arasındaki ilişki gösteren bir şema hazırlama. Hangisi değil arkadaşlar performans için? CH seçeneği uygun değil. Dokuzuncu soru. Canlılar aleminde sadece memelilerde görülen özelliklerle ilgili bir saatlik ders planı hazırlayan bir biyoloji öğretmeninin aşağıdaki özelliklerden hangisini ders planına eklemesi uygun olmayacaktır? Yavrularını süt, süt salgılayan meme bezlerinden beslenirler. Doğru. Kapalı dolaşım sistemine sahiptirler. Vücut kıl, vücutları kıllarla kaplıdır. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Kastan yapılmış diyaframa sahiptir. Şimdi bakın sadece memelilerde görülen. Şimdi bir A, C, D ve E sadece memelilerde görülür ama kapalı kan dolaşımı tüm omurgalı canlılarda görülür. O yüzden bunu vermesi uygun olmaz. Diğer sorumuza gelelim. 10. sorumuz. Diyor ki arke bakterileri konusunun 5E modeli ile işlenmesi sırasında yapılan etkinliklerden 3 aşağıda verilmiştir. Buna göre bu etkinlikler sırasıyla modelin hangi aşamalarına karşılık gelmektedir? Bakalım. Öğrencilere sizce 105 derece sıcaklıkta yaşam mümkün müdür? Şeklinde bir soru sorarak derse başlaması. Bakın derse başlarken yapıyor. Bu nedir? Girme değil mi? Girme. Şimdi şunlar gitti. Öğrencileri yönlendirerek arke bakterilerin bakterilerden e, ayıran yapısal özelliklerini internetten araştırmalarını istemesi. Arkadaşlar bu da nedir? Bu da bir keşfetmedir değil mi? Keşfetme. Öğrencilerin buldukları sonucu, sonuçları diğer öğrencilerle tartışmasında. tartışma yapıyor derinleştirme cevabımız ne olacak? A şıkkı olur. Geçelim diğer sorumuza. Diyor ki biyoloji öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Değerlendirme yapılırken ürün ve süreç değerlendirilir. Doğru. Öğrencilerin çeşitli alanlardaki bilgi ve yetenekleri geliştirir. Doğru. Kısa zamanda çok sayıda ünite işlenmesi. Arkadaşlar proje tabanlı öğrenme kısa zaman değil uzun zaman ister. Ayrıca sadece okulda değil normal hayatta da bir zaman ister. Dolayısıyla C şıkkı yanlış olur. 12. Yukarıdakilerden hangileri bir biyoloji laboratuvarındaki ışık mikroskobu kullanılarak gözlemlenebilir? Eline kesti incelenen yapraktaki epidermis hücrelerinin moleküler ayrıntıları. Bakın moleküler ayrıntılarını biz gözlemleyemeyiz. Onu için elektron mikroskobu gerekiyor. Canlı bir amip hücresine şekil değişiklikleri bunu görebiliriz. Palizat parankiması içerisindeki kloroplast organeli. Arkadaşlar bunu da elektron mikroskobuyla görebiliyoruz ancak cevabımız bursa şıkkı olacak yalnız iki. Gelelim diğer sorumuza. Biyoloji derslerinde laboratuvar çalışmaları yapılırken temel alınan yaklaşımlar aşağıda belirtilmiştir. Bu yaklaşımlara göre hazırlanan deneylerin öğrencilerin sorgulama becerilerini en fazla geliştirenden en az geliştirene doğru sıralaması. Tüme varım, problem tabanlı yaklaşım, tümden gelim yaklaşım, rehbersiz sorgulama yaklaşımı. Arkadaşlar ne diyor? En fazla geliştirenden en az geliştirene. Şimdi en fazla Geliştiren hangisi olacak rehbersiz sorgulama yaklaşımı. Çünkü çocuk kendi beyniyle hani kendi kafasını kullanarak bunu yapıyor. Dolayısıyla birinci sırada bu olur. Sonra problem tabanlı yaklaşım olur arkadaşlar. Sonra tüme varım olur. Sonuçta bir sonuçtan birçok sonucu çıkarıyor. O yüzden tüme varım daha önemlidir. En sonunda tümden gelim olur. Yani 4-2-1-3 şeklinde olur. Cevabımız denizli şıkkı olur. 14'e gelelim. Aşağıdakilerden hangisinde bir kavram yanılgısı yoktur? Safra kesesinin yokluğunda safra salgılamaya devam edecek ancak depolanmayacaktır. Arkadaşlar doğru. Safra kesesi yokken sonuçta karaciğer safra salgılıyor ama safrayı depo edecek olan kısım safra kesesidir. Dolayısıyla A şıkkında direkt olarak kavram yanılgısı yoktur diyoruz. Diğerlerine bakalım. Popülasyon belirli bir zaman aralıklarındaki belirli bir zaman ve alandaki insan sayısıdır. Arkadaşlar belli bir zaman ve alandaki insan sayısı demiş. Sadece insanla sınırlandıramayız değil mi? Diğer canlılar da var. Bu kavram yanılgısı var. Fotosentez bitkilerin metabolizması için gerekli olan enerjinin üret bakın enerjinin üretildiği değil, besinin üretildiği var kavram yanılgısı. Sıcaklık donma noktasına kadar düşürülürse canlılarda enzimler denatüre denatüre olmaz. Sadece çalışması durdurulur. Solunum dışarıdan oksijen alınması ve dışarıya karbondioksit verilmesidir. Hayır arkadaşlar, bu soluk alma budur. Solunum nedir? Solunum oksijenle e, besinin parçalanmasıdır. Yani besinin oksijenli solunum basamakları kullanılarak parçalanmasıdır. Cevabımız ne olacak? A şıkkı olacak. 15. soru Aşağıdaki tabloda 5 öğrenciye karbondoksit miktarı ile fotosentez hızı arasındaki ilişkiyi test etmek için öğretmen tarafından öğrencilere verilen malzeme ve bilgiler gösterilmiştir. Buna göre diyor hangi öğrencinin sorgulama becerilerini diğerlerine göre daha fazla kullanması gerekir. Karbondoksit miktarı fotosentez hızını belli bir düzeye kadar artırır. Elodea deney tüpü potasyum şu ne ya potaks, potasyum ne çözeltisi bir şey potasyum bir karbonat mı galiba öyle olması lazım çözeltisi biz türe ataç statif çubuk karbondoksit miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler deneyin uygulanışı ile ilgili bilgi vermiş karbondoksit miktarı fotosentez hızını belli bir düzeye kadar artırır demiş bunları yine vermiş arkadaşlar karbondoksit miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler diye sormuş karbondioksit miktarı fotosentez hızını nasıl etkiler demiş. Deneyin uygulanışı ile ilgili bilgi vermiş. Bakın. Sorgulamasını hangilerine göre daha fazla yapması gerekiyor? Hangisini yapması gerekiyor? Tabii ki 4 numaranın. Çünkü bakın burada Karbondoksit fotosentez hızını belirli bir düzeye kadar artırır demiş arkadaşlar. Yani burada bilgiyi direkt vermiş. E burada da sonuçta deney elemanlarını veriyor. Burada deney elemanını veriyor, bilgi veriyor ama 4 numarada arkadaşlar sadece bilgiyi verip gerisini istiyor. Dolayısıyla cevabımız Denizli şıkkı olacak. 16. Aşağıda verilen hangi kazanımın değerlendirilmesine farklı bir ölçme aracı kullanılır? Fotosentez reaksiyonlarını kavrar, ürün ve süreç açısından karşılaştırır. Tüm canlılarda hücresel solunumun glikoliz ile başladığını kavrar. Oksijensiz solunumda glikozun etil alkol veya laktik asite dönüşümünü açıklar. Karbonhidrat, yağ ve protein monomerlerinin oksijenli Solunuma katıldığı basamakları özetler. Sinir sistemi rahatsızlıklarını araştırır ve sinir sisteminin sağlığı korumak için çıkarımlarda bulunur. Bakın aslında düzeye göre baktığımız zaman arkadaşlar hangisi en üst düzeyde yer alıyor? E şıkkı o zaman E'de farklı bir ölçme aracıyla ölçülür. 17. Yukarıda verilenlerden hangileri yenilenmiş biyoloji ders öğretim programının öğrenciler, öre, öğrencilerden beklediği beceriler arasında yer alır? Biyolojide yer alan temel teoriler, kavramlar, süreçler ve uygulamalar konusunda bilgi sahibi olma bu var. Biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi var. Tarihsel süreç içinde biyoloji alanına katkısı olan bilim insanlarını tanıma bu da var arkadaşlar. Cevabımız eşik. 18. Hangisi diyor bir hipotez cümlesidir? Eğer bitkiler toprakta yeterli miktarda su olmadığı için çiçek açmıyorsa verilen su miktarı artırıldığında çiçek açacaktır. Bu değil değil mi arkadaşlar? Yani bu direkt hani bir sonuç çıkarma gibi bir şey olmuş. Bitkilerin yetiştiği toprakta yeterli besin maddesi bulunmadığı için bitkiler çiçek açmıyor. Saksılardaki bitkilerin çiçek açmamasının nedeni nedir? Bitkilerin kökleri toprak yüzeyine çıkıyor. Bitkilerin bulunduğu yerde yeterli ışık yok. Burada en uygun hangisi tabii ki hipotez için? Bursa şıkkı. Bitkilerin yetiştiği toprakta yeterli besin maddesi bulunmadığı için bitkiler çiçek açmıyor. Ben bunu söylerim. Daha sonra buna göre gider araştırmamı yaparım. Cevabımız Bursa şıkkı olur. 19. Aşağıdakilerden hangisi? Yenilenmiş biyoloji dersi programında yer alan bir yeterlilik alanı değildir bilim ve teknoloji yeterliliği var. E, i̇nisiyatif alma ve girişimcilik var arkadaşlar. E, kültürel farkındalık bir ifade var. Sosyal yeterlilikler var ama bilime yönelik tutum ve değerler yok arkadaşlar. Cevabımız edinme. Hani direkt hani bu ışıkları koyuyorlar ki hani bilim sonuçta biyolojiyle alakalı olduğu için e, direkt ben mesela E şıkkını Hani hiç bilmiyor olsaydım derdim ki E şıkkı mutlaka vardır giderdim başka bir şey işaretlerdim. Mesela inisiyatif alma ve girişimcilik orada sanki yokmuş gibi duruyor. Ama burayı iyi bilmek gerekiyor. 20. soru. Yerel, ulusal ve uluslararası kültürel mirasın farkında olma ve kültürel yaşama katılma tutumları hangisinde yer alır? Arkadaşlar hangisi olacak? Tabii ki kültürel farkındalık ve ifade olur. Gelelim diğer sorumuza. Diyor ki tohumlu ve tohumsuz bitkilerle ilgili olarak öğrenci ve araştırmacı arasında geçen bir diyalog aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrenci diyor ifadelerinden hangilerine sahiptir? Kavram yanılgısı, bilgi eksikliği, doğru bilgi bakalım. Tohumlu bitki deyince ne anlıyorsun? Tohumla üreyen, o zaman tohumlu bitki ile çiçekli bitki aynı mı? Biraz farklı olabilir. Farklı demiş. Nasıl bir fark? Çiçek açabilir ama tohumla üremeyebilir. Yani üremeleri farklı olabilir. İkisi de çiçek açıyor ama tohumla üremeyebilir. Tohumlu bir bitki tohumla ürüyor. Çiçekli bitki tohumla üreyebilir. Üremeyebilir de. nasıl bir cevap? Tohumlu bitki içinde çiçekli olan var mı? Var. Tohumlu bitki mi daha geniş? Çiçekli bitki mi? Çiçekli daha geniş. Çiçekli bitkiler tohumlu bitkileri içine mi alır? Çiçekliler içinde bazıları tohumlu, bazıları tohumsuz mu? Bazıları tohumlu bitki. Peki tohumsuz bitki Tohumla üremeyen nasıl ürer? Fide ile olabilir. Örnek kavak ağacı tohumsuzdur. Ondan bir fide kesersiniz onu toprağa diktiğinizde büyür. Çiçekli bitkiyi tohumlu ve tohumsuz olarak nasıl ayırt edersin? Neye göre tohumsuz bitki dersin? Üremesine göre. Fide ile ya da değişik şekillerde ürüyorsa tohumsuz bitki mi? Evet. Buna göre diyor öğrenci hangilerine sahip? Bence öğrenci hepsine sahip arkadaşlar. <laughs> Şimdi diyor ki kavram yanılgısı bir kere kavram yanılgısı var. Arkadaşlar kesinlikle var. Ee, burada bilgi eksikliği vardır diyemeyiz. Sonuçta tohumlu tohumsuz hani bunları biliyor. Ama doğru bildiği de yok arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Aşıklı bilgileri var ama bilgilerini tamamıyla karıştırıyor birbirine. Cevabımız aşık olur. 22 Aşağıda verilen kazanımlardan hangisi bulum taksonomisine göre daha üst düzeyde yer alır? Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farklılıkları belirle, farkları belirler. Canlıların temel yapısal biriminin hücre olduğunu kavrar, insanda üreme sisteminin yapısının işleyişini ve açıklar ve sağlığın koruması için çıkarım. Zaten çıkarım gördüğümüz zaman direkt ne gelecek? Cevabımız bu olacak. Diğerlerini de okuyalım. Biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisini analiz eder, ekosistem ve biyonlar arasında ilişki kurar. arkadaşlar cevabımız C şıkkı olur. 23. Şimdi dikkat ettiyseniz artık bu testte hangisi bilme basamağı, hangisi işte Pardon hangisi giriş hangisi derinleştirme bunu hani söylemiyorum artık. Çünkü ne dedim ben size daha üst seviye olduğunu anlamamız için ilk önce şıklar okuyacağız. Zaten şıklardan çıkıyor. Bir biyoloji öğretmeni farklı ışık şiddeti ve karbondioksit değişimlerinin fotosentez hızı üzerindeki etkilerini belirlemek için öğrencilere aşağıdaki deneyi yaptırmıştır. Bağımlı değişkeni soruyor biz arkadaşlar. Elodaya bitkisinin gövdesi ilk olarak kesilerek fotosentez sonucu oluşacak olan oksijenin çıkışı kolaylaştırılır. Bir tüpe ucu yukarı gelecek şekilde yerleştirilerek üzeri su ile doldurulur. Tüp bir statife tutturulur. Elodea'nın tam karşısına 100 watt'lık bir ampul yine statife tutturularak konulur. Aslında biz ne yapacağız burada? Bağımlı değişkeni bulmak için hani ışık şiddeti ve karbondioksit değişimlerinin fotosentez hızı üzerindeki etkileri. Buradaki bizim bağımlı değişkenimiz nedir aslında? Fotosentezin hızıdır. Çünkü bunlara bağlı olarak fotosentezin hızı değişecek arkadaşlar. Hiç şurayı okumaya gerek yok. Direkt birincisinden de çıkarabiliriz. 24. sorumuz bir biyoloji öğretmeni öğrencilerinden deneyde kullanacağınız bitkileri iki gruba ayırıp deneye başlamadan önce 48 saat kadar karanlık bir yerde bekletmelerini ve karanlıkta bekletilen bitkilerden birinci grup bitkilerin yapraklarının alt ve üst yüzeylerini ışık engelleyici ile kapatmalarını daha sonra her iki grup bitkiyi de ışıkta 12 saat bekletmelerini istemiştir. Işık engelleyicileri çıkarttıktan hemen sonra her iki grup bitkiye ait yaprakları 5-10 dakika ve her içerisinde suda kaynatmalarını daha sonra yapraklarını temiz bir petri kabına düzgünce yerleştirerek üzerini kapatacak kadar alkol koymalarını yaklaşık 10 dakika sonra alkolü başka bir kaba boşaltarak yerine iyot çözeltisi koyup gözlemlerini yazmasını istemiştir. Buna göre diyor öğrencilerinde Bilimsel süreç becerilerinden hangilerini geliştirmeyi amaçlamıştır? Şimdi arkadaşlar, hipotez kurma demiş, gözlem yapma demiş ve sınıflama demiş. Buraya baktığımız zaman hipotez kurma olayı yok değil mi burada? Ama gözlem yapmayla sınıflama var. Cevabımız edirne şıkkı olacak. Gelelim 25. soruya. Biyolojide 1954 yılında ortaya atılan sandviç zar modeli, modelinde ortada bulunan iki tabaka yağ et iki tabaka yağ etrafında protein tabakaları bulunmaktaydı. 1972 yılında ise sandviç zar modeli geçerliliğini yitirmiş ve yerine sıvı mozaik zar modeli almıştır. Bu modelde zar iki tabaka halinde yağ ve yağ gömülü proteinlerden oluşur. Proteinlere çevresel ve taşıcı proteinler adı verilir. Zar boyunca uzanan iki protein karşılıklı gelip porları yani delikleri oluşturur. Buna göre bilimsel bilginin hangi özelliğine e, vurgu yapılmıştır? Arkadaşlar hangisi? Hangi özelliği? Bakın objektiflik, yenilik, çeşitlilik, süreklilik ve ayıklanma burada hangisine uygun? E, hangi özelliğine vurgu yapılmış? Ayıklanma. Sonuçta bakın iki tane model var. Bir modeli ayıklıyor. Hemen diğeri ortaya çıkıyor arkadaşlar. Cevabımız Edirne şıkkı olur. Gelelim diğer sorumuza. 26. fotosentezi uygun bir ortamda bir saksı bitkisiyle şekildeki gibi bir düzenek hazırlanmıştır. A dışarıdan hava alamayacak şekilde yaprağın üzerine konmuş karbondioksit tutucu düzeneye şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Şöyle şekli göstereyim ben size. B musluğu açılmış ve sistemdeki hava emilerek C kabındaki boyalı suyun 1 numaralı düzeye kadar yükselmesi sağlandıktan sonra musluk kapatılmıştır. Bu süre sonra boyalı suyun 2 numaralı düzeyde düzeye belirli bir hızla indiği gözlenmiştir. Şimdi bakın arkadaşlar ne olmuş burada? Karbondoksit tutucu var. Normalde ilk önce boyalı su 1 numaraya kadar çıkarılıyor. Daha sonra ne yapmış? 2'ye kadar iniyor. Diyor ki, yukarıda verilen deney etkinliğini hazırlayan bir öğrenci bilimsel süreç becerilerinden hangisini kullanmıştır? Arkadaşlar bir kere e, burada sınıflama gibi bir şey yok. Şimdi sınıflama yok. Gözlem var değil mi? Gözlem sonuçta buradaki olayı gözlemliyor. Değişkenleri belirleme. Burada değişkenleri belirleme ile ilgili bir şey de yok. Cevabımız ne olacak? Bu yüzden yalnız iki bursa şıkkı. 27. Bir biyoloji öğretmeni öğrencilerin fotosentez konusuyla ilgili kavram haritasını oluşturmalarını istemiştir. Öğrencilerden birinin bu konuyla ilgili oluşturduğu kavram haritası aşağıda verilmiştir. Buna göre yukarıda verilen kavram haritasını oluşturan öğrenci kaç puan alır? Her doğru ok arkadaşlar 10 puan veriliyor. Şimdi fotosentez diyor. fotosentezde önemlidir demiş. Arkadaşlar bu doğru değil mi? Fotosentez kloroplast için önemlidir. Burada 10 puan veriyoruz. Sonra diyor ki fotosentezde glikoz üretilir. Doğru. 10 puan buradan verdik. Fotosentezin hızını etkileyen değişkenler vardır. Burada doğru. 10 puan verdik. Fotosentezde ışığa bağımlı reaksiyon ve ışıktan bağımsız reaksiyon vardır. Bunlar da doğru. 10, 10 da buradan toplam 50 puan alır. Yani hepsini doğru yapmıştır. Diğer sorumuz. Bir biyoloji öğretmeni dersinde dolaşım sisteminin ünitesinde yer alan büyük ve küçük kan dolaşımı konularını Türkiye Karayolları haritasını kullanarak anlatmaya çalışmıştır. Öğretmenin yapmış olduğu bu uygulama hangisidir? Arkadaşlar burada ne yapmış bakın yol haritasına benzetmiş cevabımız analoji olur. D şıkkı. 29. Bir biyoloji öğretmenin öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını belirlemesi ve gidermesi için öncelikle hangisini yapması, yapmalıdır? Hoşnutsuzluk, anlaşılırlık, mantıklılık, verimlilik, açıklanabilirlik. Burada şimdi e, öğrencilerde var olan kavram yanılgılarını belirlemesi ve gidermesi için öncelikle hangisini yapmalıdır? Şimdi ben bunu bilemedim cevabına baktım arkadaşlar. Burada hoşnutsuzluk diyor. Neden hoşnutsuzluk dediğinde açıklamış demiş ki. E, Öğrenciler eğer bir kavramdan hoşnutsuz olursa yani hoşnut olmazsa o zaman o kavramla ilgili işte açıklama yapmaya çalışır. Onunla ilgili yanılgılarını belirler gibisinden bir açıklama yapmış arkadaşlar. Bana biraz saçma geldi ama bilemiyorum artık. Gelelim 30. son sorumuza. Aşağıda yer alan bilimsel süreç becerilerin hangisi nedensel süreçler içerisinde yer alır? Nedensel süreç Gözlem yapma, sonuç çıkarma, ölçme, hipotez kurma, karar verme. Arkadaşlar burada sonuç çıkarma nedensel süreçtir. Nedensel süreçte ne yapıyoruz? İşte gözlemimize, deneyimizin sonucuna göre sonuç çıkarıyoruz ve nedensel sürecin içerisinde bu yer alıyor. Evet, böylece biz 9 testimizi de bitirmiş olduk. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ee, bu şekilde anlatmaya çalıştım arkadaşlar size. Emin olun 15 tane sorunun en az 13 tanesini yapmanızı bekliyorum ben sizden. Ee, i̇nşallah sınavınız çok güzel geçer hepimizin sınavı. Tabii ki deneme çözümleri yapacağım ama biraz ilerleyen zamanlarda atacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.